Evet arkadaşlar modelimizi size anlattım hemen bundan önceki videoda ilmekleri hesaplamıştık Hemen defterimi alıp size hatırlatma yapıyorum 24 aylık için 24 aylık bebekler için ben çeket örecektim hısır örgü 38 ilmekten başlayacaktım Evet ben 38 ilmek kurdum 11 sıra örecektim siz isterseniz 12 sıra da örebilirsiniz daha uzun olmasını isteyenler için 12 sıra ördüm şimdi ne yapıyorum ee, önleri koltuk altını ve arkaya ayıracağız Onun için 8 ilmek demişim hemen şuradan başlıyorum saymaya 1 2 3 4 5 6 7 8 ön için 8 ilmek ayırdım ee, koltuk altı için 2 ilmek arkadaşlar kapatacağım İlmekleri yalnız birini sağ taraftan birini sol taraftan kapatmak istiyorum bu şekilde önlerim Yine 8 ilmek tabii ki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diğerini sola doğru kapatma işlemini yaptım. Hemen diğer önü de sayalım. 2, 4, 6, 8. Önler için 8 ilmek. Koltuk altı için 1 ilmek. Ön taraftan 1 ilmek de arka tarafa doğru. V şeklinde kapatma işlemi yaptım. Tamam. Tekrar önleri kontrol edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arkalarımızda arkamızda 18 ilmek olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 ilmek. Evet. Evet arkadaşlar şimdi önleri öreceğim. Koltuk altını kapatma işlemini yaptık. Şimdi benim ipim ne tarafta? Sol tarafta. İlk önümüzü örelim. Evet hemen şuradan size yine göstereyim. Kaç sıra öreceğimizi hesaplamıştık. 6 sıra. Önler için 8 ilmek ayırmıştık. 8'den 3'ü çıkardım. Çünkü omuz için 3 ilmek bırakacağım. Yani buradaki 1, 2, 3 ilmek ördüğüm zaman omuz için bırakacağımdan dolayı Geriye kalan ilmekleri her sırada bir azaltma yapacağım. 2-4-5 ilmek azaltma yapacağım. Burada da yazmışım önce bir sıra normal öreceğiz. Hemen gösteriyorum. Şimdilik sağda, soldayı sağa doğru. Sağa doğru gittiğimiz zaman zaten modelimiz bozuluyordu. Bunu size numunede de gösterdim. O yüzden ne yapıyorum? İlk ilmeğimi düz örgü yapıyorum. Pardon. Evet düz örgü. Şaşırdım mı diyecektim. Şaşırmadım. Evet daha sonra iki ile üçü çaprazlama yapacağım. Önce ikinci ilmeği, sonra birinci ilmeği. Evet ilkini örmüyorum. Önce 2. sonra bir. İlkini örmüyorum. Önce 2. sonra bir. Evet. Sonradan bir tane ilmeğim başta tek ördüğüm için tek kaldı. Evet bu benim ilk sıra. İkinci sırada İkinci sıradayız arkadaşlar. Şöyle bakalım. Çaprazlama yaptığım zaman modelim bozulmuyor. Evet. Sağdan sola giderken zaten model bozulmuyordu. İlkini örmüyorum hemen. Önce ikinci sonra birinci. Evet, ilkini yatırdım. Bu sıra arkadaşlar azaltma yapacağım. 2 ilmeğimi en sondaki ilmeğim üstte olacak şekilde. Bu şekilde değil. Böyle çekin bir görüntü olacak. Bu şekilde azaltma yaptım. 2 ilmeğin içerisinde bir ilmek geçirdim. Azaltmamı yaptım. Evet, 3. sıradayız. 3. sırada da bir azaltma yapacağımı söylemiştim. Üst, e, sondaki ilmek yani sıra sonundaki ilmeği üste yatırıyorum. Çizgimiz düzgün dursun diye. İki ilmeğin içerisinden bir ilmek geçirdim. Şöyle bakıyorum. Çaprazlama oluyor mu? Evet oluyor. Çaprazlama. Bunu da tek örüyoruz. Tek kaldı. Şimdi dördüncü sıradayız. Dördüncü sırada şöyle bakalım çaprazlama oluyor mu? Evet oluyor. İlkini örmedim. ikinci ördüm. İlkini örmedim. ikinciyi örüyorum. Şimdi evet burada tekrar bir azaltma yapıyorum. İki ilmeğin içerisinden bir ilmek geçirerekten azaltmamı yaptım. Ee, beşinci sıradayım, 5 sıradayım, evet bir sıra, beşinci sıradayız, beşinci sırada iki ilmeğin içerisinden bir azaltma yapıyorum. Şöyle bakalım ilmeklerim çapraz oluyor mu? İlkini örmüyorum, çapraz oluyor, evet. İlkini tek görüyorum Evet. Altıncı sıra son sıra. Burada ipim de bitiyor. Çok da az kalmıştı aslında. Arkadaşlar ben e, bağlıyorum şu an. Çünkü bu yünleri sizin için tekrar söküp tekrar farklı modeller çıkartmak için kullanıyorum. Siz bunu benim videomda e, videonun oynatma listesi var. Orada yeni öğrenenler için teknik var. İp nasıl bağlanır? Oradan bakın düzgün bir şekilde dikin. Daha güzel bir görüntü olacaktır. Evet şu an ben öylesine bağladım. Çünkü geri sökeceğim. Son sıramız arkadaşlar. Çaprazlama yapıyorum. İlki dörmedim. Önce ikinci ilmeği. Sonra birinci ilmeği. Evet burada iki ilmeği. Bir ilmek yapıp. Yani önce birinci ilmeğimi. Daha sonra ikinci ilmeğimi. Aynı halkanın içerisinden geçirdim. Evet 1 2 3 ilmeğim kaldı omuz ölçüsü için. Zaten de 6 sıra örmüştük. Burada ipimi kopartıyorum. Evet burada ipimi koparttım. Şöyle bir ölçelim bakalım 5.5 cm oldu mu? Evet hatta 6 cm bile olmuş arkadaşlar yukarıdan aslında ölçmemiz gerekiyor. Yukarıdan ölçtüğümüz zaman 5.5 6 civarı. Evet. Şimdi nereye öreceğiz? Diğer ön tarafı öreceğim. Yalnız burada yapmanız gereken daha sonra dersiniz bir önünü ördüm, diğer önünü ördüm, ördüm, ördüm söktüm. Ördüm, ördüm, söktüm. Ördüm, ördüm, söktüm hiç güzel anlatamamışsınız dersiniz. Ben sizi biliyorum. Gerçi hepiniz aynı değilsiniz onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar ipimiz bizim ne taraftaydı en son başladığımız zaman videonun başında. Sol taraftaydı bu taraftaydı. İpimiz sol taraftaydı. Şimdi ben bunu bu taraftan başlarsam önü olmayacak. Çünkü model bu model farklı bir model arkadaşlar. Asla deneyin. Bana hak vereceksiniz. Asla olmayacak. İç taraftan başlayacağım. Bu taraftan başlayacağız. Yoksa hiçbir şekilde bu modeli çıkartamazsınız. Size söylüyorum. Bu taraftan başlayacaksınız. Umarım videoyu atlatarak giderseniz suç benim değil. Öyle bir yorum gelirse zaten belirteceğim. Evet bu taraftan başlıyoruz. Şimdi bu taraftan başladığımız zaman çaprazlama olmuyordu biliyorsunuz. Sağa doğru giderken olmuyordu. Bir ilmek tek örüyordum ilk sıra. Bunu da belirtiyorum. Evet şimdi baktığım zaman çaprazlama oluyor. Hemen ilkini yatırıyorum. Daha sonra örüyorum tabii ki. Burada unutmuyoruz ilmeğimizi. Şu an örüyorum. Evet ilk sıra azaltma yapmıyordum. İlk sırayı tamamladım. İkinci sırada azaltma yapıyorum dönerken. En baştaki ilmeği ikinci ilmeğim üzerine yatırdım. Yumaktan gelen ilmeği içerisinden geçiriyorum. Evet. Çaprazlama yapıyorum modelim bozulmuyor. Evet. Devam ediyoruz çaprazlama yapmaya. İlkini örmedim. Daha sonra örüyorum tabii ki. İkinci sırayı tamamlıyorum. Bu yelek hasır örgüden yedek yapmıştım. Çünkü orada öyle yorumlar geliyor ki. Aslında dikkat etseler benim nereden başladığıma. Evet 3. sıradayız. Çaprazlama yaptığım zaman modelimiz bozuluyor. O yüzden ne yapıyoruz? İlk ilmeği tek örüyoruz. Şimdi çaprazlama yapmaya devam ediyorum. İlk örmüyorum. Önce ikinci, sonra birinci ilmek. Bitkini örmüyorum. Evet, son iki ilmeği azaltma yapıyoruz. İki ilmeği üst üste koyuyorum. Baştaki ilmeği her zaman için ikinci ilmeğin üzerine yatırıyorum yumaktan gelen ilmeği içerisinden geçirerek de 3. sırayı tamamlamış oldum. Burada bir ilmek atlamışım. Hemen düzeltiyorum. Evet. 4. sıradayız. <laughs> Yine bir azaltma yapıyoruz. Giderken ve gelirken de azaltmamızı yapıyoruz. Şöyle bir bakalım. Modelimiz. Evet. Çapraz oluyormuş. Önce ikinci ilmek. Sonra birinci ilmek. Evet bu şekilde dördüncü sırayı tamamlamış oldum. Beşinci sıradayız. Evet arkadaşlar beşinci sırada soldan sağa doğru yönümüz sağa doğru gittiğimiz zaman modelimiz bozuluyordu bu şekilde gördüğünüz gibi. O yüzden ne yapıyorum? Tek örüyorum. İlkini yatırdım. Evet. Burada <laughs> azaltma yapıyorum. İki ilmeği üst üste koydum. Yumaktan gelen ilmeği içerisinden geçirdim. Evet. Son sıramız. Yine bir azaltma yapıyorum. İki ilmeğin içerisinden bir ilmek geçiriyorum. Evet çaprazlama yapıyorum. 3 ilmeğim kaldı. Evet bu şekilde sırayı tamamlamış olduk. Evet. Burada ipimizi oparçıyorum. Arkayı nasıl ne taraftan öreceğinizi gösteriyorum. İlk yaptığım zaman ipimiz buradaydı. İlk önü ördüğümüz zaman dönerken bu tarafta. Geri döndüğümüz zaman bu tarafta olması gerekiyor. O yüzden sol taraftan başlayacağım. Şöyle baktığım zaman zaten soldan sağa doğru gittiğimizde model bozulduğu için ilkini tek örüyorum daha sonra çaprazlamaya devam ediyorum bunu arkadaşlar 6 sıra öreceksiniz azaltma yapmayacağız o yüzden burada videomu keseceğim evet, bu şekilde ilk sırayı beraber örelim. Bu modelden bebek bataniyesi örebilirsiniz. Hiç bilmeyenler için söylüyorum. 50 ilmekten 5 yumak bitene kadar bebek bataniyesi yapabilirsiniz. Evet ilk sırayı ördük. Bunu arkadaşlar 6'ya tamamlayalım. 5 sıra daha öreceksiniz. Evet arkadaşlar. Arkasında 6 sıra ördüm. Hemen buradan makas yardımıyla bir ilmek açıp ipimi kesiyorum. Şöyle keselim. Şimdi ne yapıyoruz? Omuzları birleştireceğim. Ters tarafını katladım ters tarafında 3 tane ilmeğimiz vardı önlerde. Arkadaki 3 ilmekle birbirinin içerisinden geçiriyorum. Evet bu şekilde ilmekleri birbirinin içerisinden geçiriyorum. Diğer tarafta da aynı şeyi yapıyorum. 1, 2, 3. Arkadan 3 ilmek. 1, 2 3 Evet, istediğimiz yönden kapatabiliriz çünkü e, ipimiz var. Sağ taraftan başlıyorum kapatmaya. Bu şekilde arkadaşlar ilmekleri birbirinin içerisinden geçirerekten kapatma işlemi yapıyorum. Evet. Son ilmeğimin içerisinden de ipimi geçirdim. Böyle aralardan geçirip bir iğne iplikle dikerseniz daha düzgün durur. Şimdi tersini hemen düz tarafını çeviriyorum. Evet bu şekilde. Hırkam, hırkamız diyorum, çeketimiz bitmiş oldu. Şimdi önce hangisinden başlayalım? Yakasını mı yapalım, kollarını mı? Bir uçtan başlayacağız sonuçta. İsterseniz önce şöyle yapalım.